Bu dersimizde Oracle veri tabanı içerisinde oluşturduğumuz kullanıcıya çeşitli haklar vermeyi, yani bir nevi yetki atamayı öğreneceğiz. Bunların neler olduğunu birazdan öğreneceğiz yazımızda. İlk olarak hak atama, yani grant. Oracle'da iki çeşit hak atama bulunmaktadır. Nesne hakları ve sistem hakları. Nesne hakları, ki şu an göreceğimiz konu bu. Nesne hakları, sistem hakları değil. Nesne haklarında şunlar var. Select, yani table ve view içindeki kayıtlara görebilme hakkıdır. Insert, table ve view kayıt ekleme hakkıdır. Update, table ve view içindeki kayıtları değiştirme hakkıdır. Yani bir tablo içerisinde, bir şema içerisindeki tablolara select, insert, update, delete, alter gibi işlemleri yapmasını sağlamak için o kullanıcıya bu hakları vermemiz gerekiyor. Aksi halde bunları yapamaz. Yani bir select bile yaptırmayabiliriz istersek. Update, table ve view içindeki kayıtları değiştirme hakkıdır. Delete, bunları silme hakkıdır. Alter, nesnelerin özelliklerini değiştirme hakkıdır. Index, table ve view index tanımlayabilme hakkıdır. Yani index tanımlayabilme. Execute, prosedür ve function çalıştırabilme hakkı. References, foreign key tanımlayabilme hakkı. All, bu hakların tümünün yerini tutar. Şimdi grant'ın kullanımını öğrenelim. Grant nesne hakları, on nesne ismi, to kullanıcı ismi şu şekilde bir sintakse sahip. Bunun sintaksi, yani söz dizimi. Başına grant yazıyoruz. Daha sonra vermek istediğimiz nesne haklarını bir tane ise bir tane, birden fazlaysa arada virgüller koyarak yazıyoruz. Daha sonra on nesne ismi ve to diyoruz en sonda. To'dan sonra da hangi kullanıcı için yapıldığı, bunları yazıyoruz ve bu şekilde temel bir kullanım var. Bu kullanım şekliyle belirtilen kullanıcıya belirtilen nesne üzerinde belirtilen haklar verilmektedir. Bu kullanım şekli ise belirtilen kullanıcı veya rolle belirtilen hak ve rolü atar. Şimdi bunlara çeşitli açıklamalarla devam edelim. Bir user yaratıldıktan sonra user için, yani kullanıcı için işlem bitmemiştir. Sistemin DB ile ilgili kullanıcıya aşağıdaki hakları örneğin bir developer için vermelidir. Bunlar nedir? Create session, yani oturum açabilme hakkı, oturum oluşturabilme. Aksi halde bağlanılmaz. Yani create session yetkisi yoksa, hakkı yoksa bir kullanıcının zaten Oracle'a bağlanamaz, işlem yapamaz. Create table, tablo oluşturma hakkı. Create sequence, sequence oluşturma hakkı. Insert'lerde kullandığımız mesela. View oluşturma hakkı, create view. Ve prosedür oluşturma hakkı, create prosedür. Bu şekilde kullanımları var. Şimdi bunları örnek üzerinde inceleyelim. Grant ile başlıyorduk. Burada gördüğümüz gibi. Grant, create session. İlk olarak create session yetkimizi verdik, hakkımızı. Daha sonra virgül create table, virgül create sequence, virgül create view. To, gördüğünüz gibi to, ne için, hangi kullanıcı için bu hakları veriyoruz? Cihan kullanıcısı için. Şimdi çalıştırıyorum bunu. Grant succeeded. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Şimdi buna bağlanalım. Daha önce cihan kullanıcısını oluşturduğumuzda buna bağlanamıyorduk. Diğer videomuzda cihan kullanıcısını oluşturma videosunda bunu cihan kullanıcısını oluşturma ve alter etme videosunda bunu fark etmişsinizdir. Bağlanamamıştık. Özellikle bunu bildirmiştik. Hak verilmesi gerektiğini. Şimdi buna şu şekilde bağlanalım. Gördüğünüz gibi connected, yani bağlı olduğunu söyledim. Şimdi başlattan SQL Plus diyorum. Şimdi buradan bağlanalım. Cihan dedik. Oracle XYZ
Gördüğünüz gibi işlem başarılı, yani veri tabanımıza bağlanabildik. İşte bu hakları verdiğimiz için veri tabanımıza SQL Plus'la rahatlıkla bağlanabildik. Bu şekilde bir kullanıcıya yetki, yani hak verip o hakları kaldırabiliriz.